Telaşlanmayın, kurtulacaksınız. Olay nedir? Şiddetli zehirlenme savcı bey. Durumu ağır olanları hastaneye sevk ediyoruz. Ayakta tedavi görecekler için yeterli miktarda ilaç sağlayabiliriz. Zehirlenme sebebi için hazırlanacak raporu savcılığa da gönderin lütfen. Tabii, görevimiz. Güle güle. Çocuklar, ikinci koğuştaki hastanın yatağını da kaldıracaktınız, unutmayın. Kendinizi iyi hissediyor musunuz şimdi? Çok şükür doktor, sayende. Ağrım kalmadı ama dermanım da yok. O da olacak, merak etme. 3 gün sonra sapasağlam taburcu olacaksınız. İlaçlarını muntazam almalarına dikkat edin. Baş üstüne doktor. Korkuttun beni, geldiğini duymadım. Bakıyorum gene mutfak ustalığına sıvanmışsın. Ne yapayım, bütün gün boş oturacağıma bari ahçılığımı geliştireyim dedim. Bugün gene kavurucu bir sıcak vardı, piştim. İzin almayı düşünmüyor musun? Çoktandır tatil yapmadık. Biz sahil şehrine gitsek. Biraz deniz yüzü görürüz. Şu sıra olmaz. Dereköy'deki toplu zehirlenme olayının sonucunu almadan izne çıkamam. Neymiş zehirlenmenin sebebi? Daha belli değil. Yiyeceklerinden bir şey çıkmadı. Kullandıkları suyun tetkik edilmesi gerekiyor. Bunu da mı sen yapmalısın? Üstüne gitmezsem olay kapanabilir. İleride yeniden benzer bir durumla karşılaşabiliriz. Doktor kocam, kardeşten de ileri bizim için. Canımızı kurtardı, acımızı dindirdi. Sağ ol Hatice Bacı. Ben de sizleri tanımak istediğim için onun peşine takılıp geldim. Hoş geldin, sefa geldin. Sana ikramda kusur ettiğimiz için bizi bağışla. Toprağımız zehirli. Bir kötülüğümüz dokunmasın sana. Merak etme Hatice Bacı. Bu köy kısa zamanda gene sağlığına kavuşacak. İnan bana. Siz şimdilik suyunuzu hep kaynatın, pişirmeden de bir şey yemeyin, tamam mı? Buraların tadı kaçtı artık bey. Çocukluğumda ben elektrik nedir bilmezdim. Yazın ektiğimizi kışın yerdik. Allah'a şükrederdik. Yol geldi, elektrik geldi. Hükümetimiz sağ olsun. Artık rahata kavuştuk dedik. Kısmette oh demek yokmuş. Şimdi de toprak zehirlendi. Yetti artık. Uygunu çıktığında satıp savup gideceğiz. Alan hayrını görsün. Şunu çantaya koy. 2 boşluk versene bana. Sağ ol. Köyü satıp gitmeyi düşünüyorlar. Sen hala ne uğraşıyorsun? İşin aslı anlaşılırsa vazgeçerler. Buraları yok pahasına elden çıkarmak yazık günah değil mi? Sanırım yolun sonuna varıldı. Bakalım tahliller düşündüğüm gibi mi çıkacak? Kolay gelsin doktor bey. Oo, hoş geldiniz savcı bey. Tahlillerin sonucu alındı mı? Evet. Ben de bu sebeple sizi aradım zaten. Raporların sonucuna göre zehirlenme bir fabrikanın nehre dökülen artıklarından ileri gelmekte. Fabrika ilgililerinin bundan haberi var mı? Bilmiyorum ama bu durumu sizinle birlikte kendilerine açıklamayı uygun görüyorum. Doğrusu bu herhalde. İstediğiniz an yola çıkabiliriz. Ben Cumhuriyet Savcısı Hamdi, bey de doktor. Fabrikanın müdürüyle konuşmak istiyoruz. Müdür bey Kazan Dairesi'nde, reis beyle beraber. Reis de kim? Belediye Reisi Abdülkadir bey. Az önce o da fabrikaya geldi. Oo, bu iyi tesadüf doğrusu. Bizi onların yanına götür. Buyurun efendim. Bir dakika bekleyin. Katil olacak. Biz de cinayeti önlemek için. Hoş geldiniz. Merhaba. Doktor Nazmi Bey'i tanıyor musunuz? Memnun oldum. Bizi şereflendirme sebebiniz? Yaptığımız araştırmaya göre fabrikanın artıkları döküldükleri akarsuyu kirletmekte ve çevre köylerde zehirlenme olaylarına yol açmakta. Zehirlenme vakasının olduğu köyle fabrika arasında çok uzak bir mesafe var. Oradaki vakanın fabrikayla ilgili olması mümkün değil. İnşaat tasarısında öngörülen temizleme tesisatı yapılmadan fabrika işletmeye açılmış. O başka mesele. Bakın ben de buraya onun hesabını sormaya geldim. Ferit Bey arkadaşımız fabrikanın müdürü. Temizleme tesisatının yapılmayış sebeplerini bana anlattı. Size de izah eder. Söz aldım, tesisat en kısa zamanda tamamlanacaktır. Öyle değil mi Ferit Bey? Evet efendim. O zamana kadar fabrikanın çalışmalarına ara vermesi gerekiyor. Yo, bunu yapmayalım. İdare edelim. Buradan çok insan ekmek yiyor. Onları darda bırakmayalım. Bana burasını kapattırırsanız çok tepki alırız. Kimden? Bütün çevreden. Ya zehirlenen köylüler? Onların buradan zehirlendiği sizin iddianız. Eğer böyle bir endişeleri de varsa, tesisat yapılana kadar nehrin suyunu kullanmasınlar. Kuyu açsınlar. O uzun ve pahalı bir iş reis bey, bunu siz de bilirsiniz. İşi yokuşa sürmeyin doktor. Hem hatırlatmam gereksiz. Aslında bu bölge sizin yetki alanınız dışında kalıyor. Öyle değil mi savcı bey? Bu işlemleri biraz uzatır o kadar. Siz kendi yetkinizi kullanarak bu fabrikanın çalışmasını durdurmazsanız, ben gereken yerlere başvururum. Zülfü Bey geldi, odanızda bekliyor. Öyle mi? Kahvesini yetiştirdiniz mi bari? Tabii efendim. Hoş geldiniz. İnşallah çok bekletmedim. Yok, ben de az önce geldim. Herifler lafı uzattıkça uzattı. Kurtulmanın imkanı yok. Dertleri neymiş? Rüşvet mi? Anlaşmaya hiç yanaşmadılar. Demek ki doktor siyasete sıvanmak niyetinde. Adını duyurmaya çalışıyor. Besbelli. İlk görüşte anladım zaten. O bildiğimiz cinsten. İcabı düşünülür. Biz şimdi işimize bakalım. Yeni fabrika için arazi mübayasını bir an önce tamamlayalım. Köyden ayrılmakta kararlı mısınız Hatice Bacı? Akan suyu kullanamayınca burada nasıl yaşanır? 2 kuyumuz var. Kimin nesine yeter ki? Biraz dişinizi sıkın. Nehir eskisi gibi temiz akacak. Söylemesi kolay doktor, beklemesi kolay değil. Zülfa geliyor! Zülfa geliyor! Hoş geldin. Hoş geldin. Ben gideyim. Hoş gitmiştim. Allah kadar doktorda gidin. Allah seni başım başınızı getirsin. Hoş geldin. Kim bu Zülfü Bey? Bizim zehirli toprağımıza alıcı oldu. Variyetinin hesabı yoktur. Kimseden yardımını esirgemez. Ne iş yapar yani? Eskiden gümrükte memurluk yapmış. Ablası Şehmuz Ağa ile evlendikten sonra işi ticarete döktü. Bayilik filan, şimdi zenginlikte üstüne yoktur. Bizde zorlama yok. Siz ille satıp gitmek istiyorsunuz diye alıcı olduk. Eğer vazgeçen varsa şimdiden söylesin, sonrası geç olur. Vazgeçen yok begim. Buralar bizim için artık yaşanmaz oldu. Sen hayrını gör inşallah. Zülfü Bey! Bu istimlaki biraz geciktirirseniz çok hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Beni tanımadınız herhalde. Ben Doktor Nazmi. Oh, adınızı duydum. Sizi tanımak bizim için büyük bir şeref. Ben bu nehrin çok yakında yeniden temiz olacağına inanıyorum. Şimdi acele bir karar vermiş olmasınlar. Tabii. Bildikleri gibi yapsınlar. Onları sopayla kovan mı var? Bakın doktor bey, sizin gibi memleketini seven bir insanla el ele verdik mi, yapamayacağımız bir şey yoktur. Gelin bu derde birlikte çare bulalım. Gene geç kaldım, merak ettim. Köyde neler oldu bilmiyorsun. Neler oldu? Zülfü Silvanlı geldi. Bütün köy ayağa kalktı. O da kim? Oo, yaman bir tip. Buraların efendisiymiş. Anlatmakla bitiremem. En iyisi kendin görüp tanıyacaksın. Nasıl? Bizi düğüne davet etti. Gidecek miyiz? Kabul etmezsek ayıp kaçardı. Sonra bu sayede sen de bu çevrenin yüksek sosyetesine girmiş olacaksın. İşte sana eğlence. Şeref verdiniz doktor bey. Ben de yeni evlilerin mutlu olmasını dilerim. Merhaba. Merhaba. Şehmuz Ağa'yı tanır mısınız? Eniştem olur, ablamın kocasıdır. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. İnşallah sizinle iyi anlaşacağız doktor. Zülfü sevdiklerine çok yardımcı olur, ben de öyleyim. Ne mutlu size. İbo, gel. Buyur Zülfü ağam. Bak bizim İstanbul'u doktor, şeref misafirimiz. Başım gözüm üstüne. Bizim damada hayırlısıyla yeni kuracağımız fabrikanın başına getireceğiz. Merhaba doktor. Merhaba. Bizim reisle geçenlerde atışmışsınız, öyle mi? Olur öyle şeyler. Biz kendisini çok severiz, sizi de sevdiğimiz gibi. Anlaşmanızı isteriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah mesut etsin. Sağ olun. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sıkılmıyorsunuz inşallah. Ya hayır, çok iyi vakit geçiriyorum. Bir ihtiyacınız olursa bana söyleyin. Ben Zülfü Bey'in ablasıyım. Memnun oldum. Yeni gelinin de ablasısınız. Evet, öyle. Ne zamandan beri Mardin'desiniz? Daha 1 yıl olmadı. Yeni mi evlisiniz? 3 yıldır. Çoluk çocuk? Daha yok. Çocuksuz olmaz. Çocuk ailenin perçinidir, bereketidir. Ben de çok istiyorum ama kocam şimdi daha erken, önümüzde çok vakit var diyor. Bakın doktor, bu fabrikanın %60 hissesi Zülfü Bey'e aittir. Kapatma kararında ısrar ederseniz inanın çok üzülür. Benim ona bir düşmanlığım yok. Mesela fabrikanın kapanması da değil, sağlık tesisatını tamamlayana kadar çalışmalarına ara vermesi. Bu inşaat bir günde olacak iş mi doktor? Çalışmayı durdurursak büyük rezillik olur. Lütfen eşime haber ulaştırır mısınız? Yolumuz uzun, artık gitmeliyiz. Tabii tabii. Doktor! Evet mi, hayır mı? Hayır. Bu olmadı doktor. Gene bekliyoruz. İnşallah. Nasıl? Memnun musun gördüklerine? Benim için çok değişik bir dünya. Yanlış bir şey yaparım diye çok korktum. Sen ne yaptın? Keyfin kaçmış gibi görünüyor. Yok canım, öyle mi? Yola çıktığımızdan beri pek konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Bir süredir peşimizde bir vasıta var. Sanki bizi takip ediyor. Yol ver geçsin. Ben yol kestikçe o da kesiyor. Çok yaklaştı, yol ver geçsin. Yol veriyorum, geçmiyor. Bize çarpacak. Bu adam az kalsın büyük bir kaza olacaktı. Tamam tamam, korkma, bir şey olmadı. Hayır, bu bir kaza değildi Hamdi Bey. Arkadan gelen kamyon bizi kasıtlı olarak şarampola yuvarladı. Bunu niçin yapsınlar? Ya gözdağı vermek istediler, ya da gerçekten canımıza kastettiler. Şüphelendiğiniz kimseler var mı? Kimsenin adını veremem Hamdi Bey. Yalnız yapılmasına kesinlikle inandığım bir şey var. Nedir o? Fabrikayı kapatmalıyız. Bunu yapmak için kanuni yetkimiz var. Ama bu konuda fevri hareket etmemek daha doğru olmaz mı? Sen bu civarı iyi tanımıyorsun doktor. Başına umulmadık işler gelebilir. Kanunu uygulayalım savcı bey. Pekala. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Bir taş fabrikası artıklarının yanından geçen akarsuda meydana getirdiği çevre kirlenmesinin civar köylerde zehirlenme olaylarına yol açtığı anlaşılmıştır. İlk yapı tasarısında öngörülen temizleme tesisleri çalışır duruma gelinceye kadar mezkür fabrikanın faaliyeti Cumhuriyet Savcılığımız tarafından geçici olarak durdurulmuştur. İlgililere tebliğ olunur. Muradını erdin doktor, gına yak şimdi! Şuraya çiviyi çakın yavrum. Heh. Biraz sen o tarafa git he. Şuraya da çakın bakayım. Hadi bakayım, sen de yerine geç yavrum. Köylülere ne oldu? Göç mü ettiler yoksa? Evet, 2 gün önce köyü boşaltıldı. Bütün mallarını satıp savdular, şehre yerleştiler. Pekala, siz burada ne yapıyorsunuz? Kurulacak fabrika için arazi değerlendirmesi yapıyoruz. Yola çıktılar. Nazmi, ne işimiz var buralarda? Daha sakin bir yerdeki hastaneye naklini yaptıramaz mısın? Hem ben belki de bir iş bulur çalışırım. Başladık mı gene? Hani benim yanımdayken her yer birdi senin için? Öyle ama sen yanımda değilken huzursuz oluyorum bazen. Sen İstanbul'da doğup büyüdüğün için çevreni yadırgıyorsun. Burası da ülkemizin bir köşesi. Bizler gelmese, kimseler gelmese ne olur buraların hali? Beni eskisi kadar seviyor musun Nazmi? Bundan şüphem mi var? Bilmiyorum. Zaman zaman benim varlığımdan hiç haberin yokmuş gibi geliyor. Sana her gün ilana aşk etmemi bekliyorsun. İlgine ihtiyacım var. Benden kopmadığını hissetmek istiyorum. Ramma yakarım. Geç içeri. İstiyorsunuz? Yaralıyım doktor. Ölüyorum. Beni kurtar. Yat şuraya. Hadi. Yaraların kapanması için en az bir hafta hareket etmeden yatman gerek. İcabına bakarız. Günde 4 tane şu haplardan yut. Mikropları öldürür. Sağ ol doktor. Geldiğimizi kimse bilmesin doktor. Senin için daha iyi olur. Kimdi bu adamlar? Gecenin bu vaktinde silahla kapımıza dayandıklarına göre kanun kaçakları olsa gerek. Ne olacak şimdi? Başımıza dert çıktı. Ben yarın durumu ilgililere bildireceğim. Doktor Nazmi Yalçın siz misiniz? Evet. Hakkınızda kanun kaçaklarına yataklık ettiğiniz ihbarı var. Sizi gözaltına almak zorundayız. Umarım kanun karşısında aklanmak imkanı bulursunuz. Reis telefonda. Hı. Evet, ben Zülfü. Haberi duydunuz mu? Bizim doktoru bu sabah içeri almışlar. Kaçakçılara yataklık etmekten. Vah benim yiğidim. Bizi gereken yerlere şikayet edecekti değil mi? Şimdi kendini kurtarsın bakalım. Bu şekilde karşı karşıya geleceğimizi rüyada görsem inanamazdım. Nasıl oldu bu iş doktor? Adamlar gece yarısı eve geldiler. Birinde 2 kurşun yarası vardı. Çok kan kaybetmişti. Acil müdahale gerekiyordu. Bu adamlar 2 jandarma yerini öldürmüş. Durumunuz bundan güçleşiyor. Bu tedaviyi silah tehdidi altında mı yapmak zorunda kaldınız? Hayır, silahtan korktuğum için değil. Ölmekte olan bir adamı kurtarmanın görevim olduğuna inandığım için onu tedavi ettim. Kurtulacaksın değil mi? Suçun olmadığını bilmeleri lazım. Metin olman gerek Betül. Bir süre ayrı kalmaya kendimizi alıştırmalıyız. Yaptığın gerçekten o kadar kötü bir şey mi? Bu adamlar bize tesadüfen gelmediler Betül. Arkasından da ihbar etmişler. Birileri başıma çorap örmeye çalışıyor. Kim bunlar? Elbet kim olduklarını anlayacağız. Demedim mi sana buralarda ne işimiz var diye? Bir kere olsun beni dinlemez. Görüyor musun olanları? Sakin ol Betül. Ben doğru bildiğimi yaptım. Vicdanım rahat. Korkak ve namussuz bir adam olsam beni böyle sever miydi? Bu memlekette çok şeyin doğru dürüst işlemediğinden şikayet edebiliriz. Ama ihbar müessesesi için haksızlık etmeyelim. Ülkemizde böylesine aksamadan çalışan başka müessese bulunmaz. İşte örneği. Katillere yataklık eden doktor 4 yıl hapse mahkum oldu. Öteye beriye bol mektup yollamak kolay da Adamın evine katillerin gideceği aklımıza gelir miydi? Ne demişler? Gün doğmadan neler doğar? Boşuna mı? Doktor! Ziyaretçim var. Nazmi! Savcı Hamdi Bey sağ olsun, burada görüşmemiz için izin çıkarmış. Ne de olsa eski dost. Gene neler zahmet etmişsin. Senin için hiçbir şey yapamamanın acısı içindeyim. Sık dişini, bunu da atlatırız. Söylemesi kolay, geceleri gözüme uyku girmiyor. Bir süre İstanbul'a dönsen, annenin yanında kalsan. Senden o kadar uzak kalmaya hiç dayanamam. Burada tek başına yaşamak daha zor değil mi? Bir tesellisi var. O da gelip sana sarılabilmek. Senin sesini duymak. Sen efendi adamsan doktor, bu pis işlere neden bulaştın? Hangi pis işlere? Kaçakçılık, yataklık falan. Benim işim biraz zor Bekir ağa. Anlatması kolay değil. Siyaset falan mı? Onun gibi bir şey. Zor, zor. Allah yardımcın olsun. Bizimki namus davası. Bacımızın ırzı için elimiz kana bulandı. Tek umudumuz af. Bir af çıkarsa kurtulma umudu var. Seninki hükümet işi, kurcalayanı çok olur. Bana evinden geldiler. Yaramaz bir şey mi var? Sizinle konuşacakmış. Aşağı odaya aldım. Niye geldin buraya? O evine son günlerde bazı gelip giden oldu. Bir ihbar olurdu ya korkuyorum. Korkma, enemin yer orası. Yaralarım iyileşti, öbür yana geçsek artık. Geçeceksiniz, sırasını kolluyorum. Bir daha gerekli gereksiz yerinden ayrılma, buraya gelmen büyük hata. Merak etme begim, gören olmadı. Şimdi bağ evine dön, orada benden haber bekle. Başım üstüne. Çekil şuradan! Nedir bu adamların senden alıp veremedikleri? Kumar borcumu ödemedim de cezalandırdılar. Ne oluyor orada? Ne oldu? Bu halin ne? Karanlıkta düştüm, doktor yardım ediyor. Bu söylediklerinden emin misin Betül? Evet, eminim. Fabrika yeniden çalışmaya başlamış. Bu kadar zamanda sağlık tesisatı monte etmiş olmalarına imkan yok. Öyleyse fabrika yeniden zehir saçmaya başladı. Ya Rabbi, nasıl bir iş bu? Sana söylemiştim Betül. Bu bir çarktır. Dönüyor. Dişlilerin arasına bizi de mi aldı? Sen yardım edersen bu dişlileri parçalayabiliriz. Nasıl? Mücadeleyi bırakmaman gerek. Sen de bu mücadelede bana yardım edebilirsin. İstediğin her şeyi yaparım. Diyarbakır'da kale içi sağlık merkezinde çalışan Laborant Cahit Bey benim eski arkadaşımdır. Onu bul. Durumu kendisine anlat. Nehirden seninle tahlil örnekleri aldığımız noktaları hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Oradan birlikte yeni örnekler alın. Sonuç raporunu bana getir. Laborant Cahit Yüce'yi arıyorum, burasını tarif ettiler. Ne için aramıştınız? Ben Doktor Nazmi Yalçın'ın eşiyim, kocamın bir işi için kendisiyle görüşecektim. Siz doktorun eşi misiniz? Evet. Sağlık merkezi bugün tatil. Ama işiniz önemliyse, Cahit Bey'i evinden arayalım. Çok memnun olurum, lütfen arayalım. Başım üstüne. Cahit Bey evindeymiş. Sizin eve gelmenizi söyledi. Bana yeri tarif edebilir misiniz? Ha, bu arkadaş sizi oraya götürür. Hasan! Oldu. Buyur bacı, gidek. Sağ ol. Bey'in evi şehirde değil miydi? Merak etme bacım, gideceğimiz yer Irak'ta. Laborant Cahit'in evi burası, içeride seni bekler. Cahit Bey'i aramıştım. Yukarıda sizi bekler. Cahit Bey'le görüşmek için gelmiştim. Ne hakkında? Size söylemek zorunda değilim. Bu civarda kadın kısmı ortalıkta yalnız dolaşırsa başına çok işler gelir. Ne demek istiyorsunuz? Lütfen beni evime gönderin Zülfü Bey. Buraya kadar gelmişken biraz hoşça vakit geçirmek yok mu? Hı? Terbiyenizi takının, benden uzak durun. Uzatma orospu. Arayan mevlasını da bulur, belasını da demişler. Bırak beni! Bırak! Boşuna debelenme! İşini görmeden kurtuluş yok. Bırak beni alçak! Dene çengini! Hiç erkek altına yatmamış gibi. Hır ulan orospu, Allah belanı versin! Hayır! Bırak! No, faaliyet var. Zülfü Bey'e İstanbul'dan dansöz karı getirdik. Hele kaltak! Buradan Meryem Ana gibi çıkmak yok sana! Cabbar! Buyur ağam! Yukarıda İstanbullu bir karı var. Ben işini gördüm. Biraz da sen gönül eğlendir. Hı? Ben köşke gidiyorum. Karıyı da bir an önce def edin buradan. Olur ağam. Sen benim kocamın yarasını sardığı adam değil misin? Ne kocası? Kocam senin canını kurtardı, hapse düştü. Bu mu karşılığı? Sen doktorun avradı mısın? Bilmiyor muydun? Sıra canımı almaya geldiyse o işi de bitir. Kurtulayım. Vay Allahsız Zülfü! Bu yapılır bir iş mi? Bak doktor, ne yalan söyleyeyim, ben okumuş yazmış adama pek güvenmem. Ama sana garamı sındı. Sağ ol Bekir ağa, girizgahı boş ver de dilinin altında ne varsa onu söyle. Ben 15 yıl mahpusluğun hakkından geldim. Şurada 2 ay 10 günüm kaldı. Hayırlı olsun, darısı geride kalanların başına. Bak doktor, ben buradakilerin içini dışını bilirim. 15 yıl mahpusluk çok şey öğretti bana. Başta adam tanımayı, bunların pek azı gerçekten ne halt ettiğini anlatır. Çoğu orospu karı gibi yalan hikayeler uydurur. Ben her anlatılana inanmıyorum. Benim anlattığıma inandın mı? Kabadayılıktan adam vurmuşsun. Mahkemede öyle söyledim. Herkes de öyle biliyor. Ya niye? Adam vuran başkasıydı. Suçu ben üstlendim. Neden? Çıktığımda bey gibi yaşamak için. Gerçek katil kimdi? Bekir ağa! Bekir ağa! Muhasebeci Nihat bey sofra kurdu. Selamı var, sizleri de bekliyor. Ulan hırsız muhasebeci! Hiç olmazsa buradaki garibanları gözlüyor arada bir. Hadi davran doktor, sonra gene konuşuruz. Fabrikayı kapattıranlar belalarını buldu. Yengesinden de başımıza aynı dert gelmesin. Bu sefer olmaz artık enişte. Kapanma biraz canımızı yaktı ama hiç olmazsa çevredeki arazileri ucuza kapattık. Herkesin gözü üstümüzde. Artık işleri daha usulüne uygun yapmak zorundayız. Bana biraz müsaade. Kim bu? Bilmem, Zülfü'nün her zamanki karışık işleri. Başı derde girecek bir gün. Niye geldin buraya? Beni pis bir işe bulaştırdın Bek. Neymiş? Doktorun avradına dokunmak kötü oldu. Abazanlıktan yularını kemiriyordun, sana ikramda bulunduk, memnun kalmadın mı ayı? Ben nankörlük etmem. Kime etmezsin? Bana mı, doktora mı? Unutma, onun evine seni ben gönderdim. Yaramı doktor sardı. Yeter, kes artık! Zaten karşıdan haber geldi. 3 gün sonra gideceksiniz. Bir dakika bekle. Hadi geç. Evet doktor, benimle görüşmek istemiş. Bir ricam olacak müdür bey. Buyur. Eşim kaç gündür ziyarete gelmedi. Merak ediyorum. Rahatsızlanmış olmasın? Bir adam gönderip anlarız, endişelenme. Sağ olun müdür bey. Sen doktor beyin evini biliyorsun değil mi Kamber? Evet efendim. Git bak bakalım, hanımın bir ihtiyacı var mı? Sor, anla. Tanıyorsun değil mi? Tabii, buraya hep gelir. Eğer evde bulamazsan, bu zarfı kapının altından atarsın. Peki, sağ ol. Şimdi bir haber gelir, ferahlarsın doktor. İnşallah. Karşı tarafa geçiyoruz, hazırlanın. Alo, komutan beyle mi görüşüyorum? Bir ihbar yapmak istiyorum. Devletin güvenliği bakımından önemlidir. Bir grup kanun kaçağı yarın silahlı olarak sınırı geçecekler. Sarıkaya Dağ yolundan. Olduğunuz yerde durun! Sarıldınız! Silahlarınızı atın ve hemen teslim olun! Pusuya düştük. Biri kahperi gitti. Ne yapacağız şimdi la? Yakalanırsak ipe gideriz. Kuşatma yarıp kaçak. Hadi Allah! Teslim ağalar, silahımı attım, vurmayın! Uyku tutmadı mı Bekir ha? İnan doktor, 15 yıl şu son 10 saat gibi uzun gelmedi bana. Gün doğmasına bir şey kalmadı. Sabah mesai başlayınca hürriyetine kavuşacaksın. Korkuyorum doktor. Yaşamasını becerememekten korkuyorum. Buraya öylesine alıştım ki. Az zamanda dışarıya da alışırsın. Benden istediğin bir şey var mı? Var. Bir sır ver bana. Kimin suçunu yüklendin? Zülfü Silvanlı. Bildin mi? Evet. Gene de bilmemiş ol. Bildiğin bir belaya benzemez. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kader Dağı! Buradayım! Ziyaretçim var! Selamun aleyküm Hıdır ağa! Aleyküm selam! Sana Zülfü Beg'in selamını getirdim. Getiren de götüren de sağ olsun. Sana biri işi düştü. Sen esken mi vurdun? Şeytana uyduk, böyle oldu. Doktoru niye bu işe karıştırdınız? Nice zamandır karısından haber alamıyor, kahroldu burada. Yakmışsınız adamın başını. Seni öldürürse yeridir. Hele yıkıl git başımdan. Belanı benden bulma. Hadi. Söyle, sizi bizim eve kim gönderdi? Boğacaksın beni! Bırak konuşayım! Ah! Gelin buraya! Şunu sıkıca bağlayın, kıpırdamasın! Bağlayın onu, bırakmayın! Gel buraya sen! Beni yaktılar doktor! Kurtar beni! Çabuk aşağı indir! Nedir, ne oluyor? Cabbar'ı bıçakladılar. Çok kan kaybediyor, hemen hastaneye sevk edilip ameliyata alınması gerek. Arabayı hazırlasınlar, hemen götürün. Sen de başında git doktor, yardımın olur. Benim de başımı Zülfü yaktı. Zülfü Silvanlı. Bizim eve sizi o mu gönderdi? Evet. Senin Avradım da onun kurbanı oldu. Ne diyorsun? Çok kötü, çok kötü işler oldu. Söyle, söyle ne oldu? Avradım... Yolda öldü. Cesedi morga kaldırın. Ben gerekli raporu yazacağım. Evet, benim. Ne dedin? Doktor mu kayboldu? Allah cezanızı versin! Ulan nasıl kaybedersiniz koskoca adamı? Emniyete haber verin! Ben de jandarma kumandanlığını arıyorum şimdi. Betül! Betül! Betül, neredesin? Nazmi! Aman Allah! Bu halin ne Betül? Nerelerdesin haftalardır? Niçin bana gelmiyorsun? Ne oldu sana? Hayır! Bırak, dokunma bana! Ben pisim! Sakin ol Betül! Benden uzak dur! Pisliğim sana da bulaşmasın! Ne yaptılar sana? Her şeyi yaptılar! Anlıyor musun? Her şeyi yaptılar! Kirlettiler! Bir çirkef yığını haline getirdiler beni! Kim bunlar? Zülfü ile haydutları! Yüzüne bakacak halim yok! Senin de beni görmeni istemiyorum! Onun için gelmedim sana! Seni serbest mi bıraktılar? Hayır, kaçtım. Şimdi nereye gidiyorsun? Tahmin edebilirsin. Seni çok seviyorum Nazmi. Bizi kahredenler cezasız kalmayacak. Beni Diyarbakır'a götür. Baş üstüne. Yakalayın! Benimle gel! İçeri koş, saklan! Beni saklamakla sizin de başınız derde girecek. Hey doktor, başımızdaki derdin de büyüğü mü olurmuş? Nedir? Çoktandır hiçbir şeyden haberim yok benim. Köydeki varımız yokumuz gitti. Geldik çoluk çocuk bu izbelere tıkıldık. Halımız hep perişanlık. Zehirli araziden mi kaçtınız? Öyle, orası da yaşanmaz oldu. Arazinizi Zülfü Bey'e satmadınız mı? Sattık ama hani, nerede para? Bugün yarın hep git gel. Yok şu yazı eksikmiş, yok falanca imzalayacakmış. Şu kadar vergi borcu varmış. Anlayacağın sersefil olduk. Yani işlemleriniz daha tamamlanmadı mı? Hayır. Böylesi daha iyi. Ne etsek ki? Siz hemen bir araya toplanın. Bir an önce yola çıkıp köydeki eski evlerinize yerleşin. Bu sizi oyuna getirmek isteyenlerin oyununu bozacaktır. Zülfü ağam, dere köylüler dönmüşler, yeniden evlere yerleşmişler. Ya doktor? Doktoru yakalayamamışlar mı daha? Henüz ele geçmemiş. Sen tez git Şeyh Muza'ya haber sal. Adamları toplasın gelsin yarın sabah buraya. Söküp çıkaralım şunları. Elimizde kapı gibi satış senedi var. Ben de reisle konuşurum. Gereken tedbiri alırız. Peki Zülfü ağam. Hadi sallama. Bana sığınmaya mı geldin? Sığınmaya değil, hesap sormaya geldim. Seninle ne hesabımız var ki? Çok! Geride bıraktığın ölülerin sayısını düşündün mü hiç? Saçmalama! Çekil yolumdan! Ağır ol doktor! Olduğun yerde kal, kurşunu yemek istemiyorsan! Bekir'le tanışırsın herhalde. Mahpusluk arkadaşım. Benim de has adamımdır. Ben gidiyorum Mustafa. Doktor sizin. Onu ağırlamakta kusur etmeyin. Eceline ayağına geldin. Bu iş burada biter. Bunu niye yaptın Bekir? Bilmem, içimden ele geldi. Her kim sizi kışla kötü olmuş, şu anda kanunsuz iş yapıyorsunuz. Sattığınız bu toprakları Fuzuli işgal etmektesiniz. Biz satmaktan vazgeçtik, aldatıldık. Yerimizi geri istiyoruz. Hak arıyorsanız yeri mahkemedir. Gidin dava açın. Ama bugün tapusu bizde olan bu arazideki bütün evleri yıkmak için elimizde karar var. Evlerimizi yıktırmayız. İşte emir belgesi! Kimse incinmeden işimizi görelim! Sen ortaya çıksana Zülfü! Bu köylünün babası sen değil miydin? Niçin şimdi sesin çıkmıyor? Göstersene babalığını! Rayderci! Sür grayderi! Ez geç şu iti! Yeter, hırzı kırık avrası! İn aşağı, in!